Bu videoda yanlış yaptığımız şeylere bakacağız. Öncesinde kanala abone olmayı unutma. Bugün bunu öğrendin. Neyi öğrendin abla? Tuvalete orada çarpı var. Ha böyle. Ha böyle mi oturmalıyız? Bu ne ya? Böyle oturmamamız lazım abla. Sen bunu nereden öğrendiysen yanlış öğrenmişsin. Güzel güzel yemek yeniyor. Ekmeği çantaya atıyorlar şu an. Bir şey diyeceğim. Bu yaptığınız yanlış yani. Doğrusu bu değil bu işin. Şuna bak. Hep bütün ekmekleri falan almışlar abi. Açık büfeden götürmüşler doldurup doldurup. Oo güzel bir ayakkabı. 1600 dolar mı? Sen bunu kendin mi yapacaksın? Evet. Gerçekten bak yanlış yaptığımız bir şey. Al kendisi yapıyor işte ya. Şunun güzelliğine bak. Al sana aynı ayakkabıyı yaptı. Yerin altından kabloyu nasıl gönderirsiniz? Aklınıza hiçbir zaman bu çözüm gelmeyecek. Bakın kabloyu oradan saldılar. Abi kediyle ya. Bu kadar basit. Kediyle. Mesela bana bu ortamda deseler ki bu kabloyu al buradan buradan gönder. Yani oradan sokup kabloyu böyle yarım saat oradan çıkarttırmaya çalışırdım. Vitaminini almak istemedi sabah. Ha ile meyve suyu veriyorum ayağına. Onu boşaltıyorsun, içerisine vitaminini koyuyorsun. 10 numara çözüm. Al sana. Ne uğraşıyorsun ya? Al bunu, iç bunu, o istemiyorum diyecek falan. Ver meyve suyu gibi gitsin. Bebek fotoğraflarında hani bebekler böyle uyuyorken görünüyor ya. Aslında onlar uyumuyorlar abi. Photoshop'la gözlerini kapatıyorlarmış. Yalnız Photoshop çıktı. Gerçekten ortam bozuldu yani. Bugüne kadar kesinlikle valizinizi yanlış topladınız. Tatile gidiyorsunuz biliyorum. Valizi yanlış topluyorsunuz. Normalde açıyorsunuz kapağını böyle koyuyorsunuz değil mi? Hayır. Böyle dikine yapacaksınız abi işte. Ben bunu denedim. Onaylandı. Daha fazla eşya sığıyor. Hem de böyle dolap gibi açıyorsun karşına. Seçiyorsun oradan geri bırakıyorsun. Şimdi böyle valizi yere yatırıp ikiye açınca hani altta kalıyor kıyafetler. Göremiyorsun. Böyle tatilde karıştırıyorsun falan. Böyle mesela dolap gibi bak sıra sıra istediğini al. Sakız makinası hilesi. Nasıl ya? Sen ne yaptın ya? Abi hiçbir şey yapmadın ki. Şöyle çevirdin sadece. Oradan sakız geldi. Nasıl bir hile bu ya? Bir geri çeviriyor. Bir iki ileri falan yapıyor. Oradan sakız veriyor. Abla üzüm hilesi öğrenmiş. Nasıl bir hile ki? Havlunun içinde şöyle şöyle şöyle. Ayrılıyor. Böylelikle tabağa koyarsın. Rahat rahat dalından koparmadan yiyebilirsin işte. O böyle arkadaş ortamında ortada işte üzüm olur. Dersin ki ya dur şundan bir dal alayım böyle. Onu almaya çalışırken o dal kopmaz. Küçük bir şey ya. Ne bu? Şu an reyonda. Çocukların değiştirildiğini görmekteyim. Niye böyle bir şey yaptı anlamadım. İki tat ondan iki tat ondan mı oldu yani? Tamam küçük boy. Bunu biliyoruz. Orta boya sığıyor değil mi? Tamam. Orta boyda büyük boya sığıyor. Yani uzunlamasına ama daha dar yapıyorlar. Yani öyle görünüyor. Ben ne gördüysem onu söylerim. Mutfağınızdan sıkıldınız mı? Rengini mi değiştirmek istiyorsunuz? O fayansı değiştirmenize gerek yok abi. Bak bunu boyuyorsun. Fayans görüntüsü veriyorsun. Aa fayanstan daha fayans ya bu. Fayans taktırsan bu kadar güzel fayans görünemezdi. Sistemi kandırmak gibi bir şey yazıyor da. Ne aldı ya o? Ne aldığını anlamadım ama 0 dolar 0 dolar falan. Bedavaya yemek almış oldu ama nasıl yaptığını anlamadım. Bedavasız yapmayın yani hoş değil çünkü. 30'larıma kadar bilmediğim bir şey. Ne bu fermuarlarının kilidi var. Nasıl ya? Ha böyle aşağı çektiğinizde. Ha yani hani öyle özelde bir kilit yokmuş da evet kilit var gibi. Pizza ile alakalı bir şey. Pizza kutusu hilesi. 4'e bölüyorsun. He 4 tane tabak. Mantıklı geri kalanı da oradan kıvırıyorsun dolaba. Biz mesela parkta falan pizza söylediğimizde neden o kartonu gerçekten tabak gibi kullanmıyoruz? Şu an onu düşünüyorum. Çok yanlış yapmışız. Artık tavuk aldığınız zaman barbekü sosuna bandırmayacaksınız. Barbekü üstüne dökün, çalkalayın gitsin işte abi. Ben böyle yapıyorum mesela. Sosu çok bandırıyorum bazen. Diğer tavuklara, patateslere sos kalmıyor. Ama eğer bunu yaparsan işte hepsi böyle homojen olarak soslanmış olur. Renkli şeritler var. Tamam yeşil ve turuncu. Tamam bir şey oluyor da ne olduğunu anlamadım ya. Otel bilekliği gibi oldu bir saniye. Hey! Havuza girmişler. Bunu yapmayın arkadaşlar çünkü yakalanırsanız hiçbir hoş şeyler olmaz. Ben bir kere çocukken bir tane otele baktım böyle aa dedim içeride ne güzel eğleniyorlar. Bu arada çocuk olduğumun altını çizeyim 5-10 yaşlarında falanım ben. Ben de girdim içeri ondan sonra güvenlik geldi beni böyle aldı götürdü. Sen niye girdin dedi. Ben dedim ki havuz vardı falan. O yüzden otellere öyle izinsiz girmeyin. Arabanın ufak bir çıtır hasarı olmuş. Ne yapacaksınız? Suyu kaynatacaksınız. Bir tane de tuvalet pompasına ihtiyacınız var.
Ya da böyle kolunuz alttan girebiliyorsa öyle de düzeltebilirsiniz. Al bak, alttan böyle ittirdiğin zaman düzeliyor. Şimdi sanayiye gitsen diyecekler ki motor inecek abi 50 bin lira. Bak ne güzel, ben kendim hallettim işte. Öğretmeninizin verdiği şu kadar şu kadar kelime olacak diye o böyle ödevler var ya, makale şu kadar kelime yazacaksın diye. Onları var ya doldurmak için boşuna uğraşmışız biz ya. Ah, beyaz yerlere beyaz yazı yazıyorsun, kelimeler dolmuş oluyor. Gerçi ama çok abartırsanız öğretmenin böyle gözü alışmıştır, o bakar hayır ya bu o kadar kelime değil der. O yüzden çok abartmadan böyle aralara ufak ufak atılabilir. Bırak lütfen geçeyim. Ha, ne kadar güzel bir yol isteme ya. Normalde sinyal versen yol vermezler. Bak böyle teşekkürler, işte lütfen yol verin diye kağıtların var, çok güzel fikir. Ben daha dün trafikte yaşadım, sağ geçmem lazım yani yolu kaçıracağım yoksa. Arkamdan da bir tane renç böyle geliyor, yol vermiyor. Ne oluyor abi, niye yol vermiyorsun ya, senin yüzünden yolu kaçıracağım. O yüzden lütfen sinyal veriliyorsa, yol müsaitse yol alın, yol verin, böyle tatlı tatlı gidelim. Bu ne? Tırnaklarla alakalı bir şey. Sabunlu suya batırıyorsunuz, böyle böyle yapınca çıkacak herhalde o tırnaklar değil mi? Kolay çıkarma yöntemi. Ben bunu arkadaşıma söyleyeyim bu arada ya. Çünkü bizim ekipte var böyle tırnak kullanan. Çıkarmakta çok zorlanıyorlar. Hatta onu çıkarmak için yine yaptırdığınız yere gitmeniz lazım. Artık lazım değil. Chopstick hilesi. Ya ben chopstick'te acayip bir yeteneğim var ya. Sushi yemiyorum. Ben biliyorsunuz zehirlendikten sonra yememeye başladım. Ama benim müthiş bir yeteneğim var. Chopstick'le her şeyi tutabiliyorum. Ama siz eğer tutamıyorsanız bunu kullanın. Zaten o mekanlarda da böyle o chopstick'in o tribini anlamıyorum yani. Ne olur ben onu çatalla yesem? Ne olur yani? Otobüste yanının boş kalmasını mı istiyorsun? Sonra teşekkür edersin. Bu videoyu yap, sonra teşekkür edersin. Her gelene buyurun buyurun diyorsunuz. Sen buyurun deyince insanlar gelmezler. Sonra rahat rahat tek başına oturabilirsin. Ama ha biri gelir ha tamam buyurayım deyip oturursa onu bilemem. Halının galiba köşesi kıvrılmış. Evet, halıların köşesi kıvrılır. Oraya buz koyuyorsun, ağırlık koyuyorsun, düzeliyor. Git bak şimdi salondaki sizin halının köşesi kıvrık, ben biliyorum. Git oraya bir tane buz koy, bir tane ağırlık koy. Nasıl yaptığını da kimseye söyleme. Makineyi bırakacaksın. Tamam, spor yaparken makineyi bırakacaksın ama makine hemen çökerler. Ay yok ha. Sen bununla çalıştın gibi. Ben öyle anladım yani. Hani hafif ağırlıklarla çalıştın çalıştın, kimse görmeden en aşağıya takıyor. Ben sonunda çalıştım ya, 200 kilo bastım ben ya. Biletin yok, o yüzden plan B. Ne oluyor? Sahaya giriyor. Sen paraşütle misin şu an? Hayır, sahaya inme. Bence iyi de planmış da, bir şey diyeceğim. Adam sahaya indi ya. Abi bu aksiyona gireceğine bir tane bilet alsaydın ya. Biz evleri boşuna parke döşemişiz. Abi parke görünümünde kaplama var ya. Kim bilir ne kadar da ucuz bir şeydir. Al şunun güzelliğine bak. Parke işte mis gibi. Şu fotoğrafı biliyorsunuz, benim thumbnail'larda da görmüşsünüzdür. Abi bu şimdi gerçek mi sizce? Nerede, bir saniye, bende aynı kulaklık var, geliyorum. Şimdi normalde kulaklığı böyle takıyoruz. Ama bu fotoğrafta tam tersini istiyor. Ben şimdi bunu yukarı yaparsam o zaman bu değil, benim buna takmam lazım. Deneyelim. Yani. Aa, fena da oturmadı. Bak şurada şu çerçevenin içine girdi, görüyor musunuz? İyi oturdu ya, bu iyiymiş. Ama ben şimdi böyle nasıl gezeceğim ya? İnsanlar bakacak, diyecek bu nedir böyle? Bu nasıl takmış? Neyse evde takalım. Poşet açılmıyor mu? Abi her sabah yaşadığım şey ya. Nasıl açacağız? Öyle kıvırıp sertleştiriyorsun. Sonra geriye doğru ittiriyorsun. Tamam, çok teşekkür ederim. Bak hayat kurtarıcı bir şey oldu. Özellikle bizim evdeki o ekmek poşeti var ya, böyle kör düğüm atılmış oluyor. Ya da annemden aldığım poşetler kör düğümlenmiş oluyor, açamıyoruz. Abla galiba bir oyuncağın içinde. Ha bunu biliyorum ya, hava veriyorlar. Yakalayabildiğin kadar para senin. E çok iyi hile. Ben de böyle yapardım kesinlikle. Yani paraları kovalamaya gerek yok. Şöyle dur, zaten paralar gelecek eline. Çizimle alakalı bir şey var. Ne çiziyorsun sen ya, tırtıklı tırtıklı? Kopya kağıdı değil mi ya bu? Ben bunu biliyorum zaten. Ama bir şey diyeceğim, araya kopya kağıdı koymadan yaptı galiba. Yani üzerinden geçiyorsunuz çizgilerle, sonra bir alttaki kağıda çıkıyor. Tam nasıl yaptığını bilmiyorum ama siyah böyle kopya kağıdı denen bir şey var, onunla güzel oluyor. Satın aldığımız şeylerin altında saçma sapan etiket olur ya, onu böyle çıkarmaya çalışırsın, yarısı gelir yarısı gelmez, pis bir şey olur. Onu bantla çıkaracağız artık bundan sonra. Şuna bak, şak diye çıktı ya, ne kadar güzel. Taco cipsle alakalı bir şey. O ne ya? Cipsin içine bayağı siz dondurma mı koydun en son? Garip bir şeyler yaptı. Böyle hazır yemek oldu yani bu. Sizinki cips değil, artık yenecek bir şey oldu. Bu ne? Topuklu ayakkabı değil mi ya o?
oraya bant yapıştırmış. Sonra gezmiş dışarılarda. Topuklar tertemiz. Çok iyiymiş. Gerçi ben şimdi niye yükseldim ki? Benim bütün akıllan altı kirli yani. Bu saatten sonra değil. Onu ilk satın aldığımızda yapacak. Evet gençler, bu videonun daha sonuna geldik. Her zaman yanlış yaptığımız şeylerin doğrusuna baktık. Eğer izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya, onu paramparça etmeyi unutmayın. Abone olmayan kalmasın. Şimdi şu videoları da izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.